açken yemezsen iyileşemezsin. Yemeden olmaz. Bak bir şeyler yemen lazım diyerekten hastanın peşine düşeriz. Ama siz diyorsunuz ki asıl yerse iyileşemez. İnsanın biyolojik ömrü 120 hatta 150 yıldır. 70 yaşında, 75 yaşında ölen birisi ömrünün yarısında hayata gözlerini kapatıyor. Paket üzerinden alınıyor kemoterapiler. Evet. Ve hasta 4 seans, 5 seans gidiyor. Olduğundan çok daha kötü etkilerle paketi bitirmek üzere devamlılık sağlıyor. O kadar çok ifrata kaçılıyor ki artık o kişi ne yazık ki bazen kanserden değil, yapılan kemoterapiden ölüyor. Bir kahve, hatta kurşun geçirmez kahve diyoruz. Kahveyi yapıldığı zaman içerisine biraz Hindistan cevizi yağı katmak. Onu kattığınız zaman artık açlık duygusu ortadan kalkıyor. Efendim merhabalar, iç hastalıkları uzmanı Doktor Murat Balanlı ile birlikteyiz. Ah bir uyuyabilsem son kitabı. Açlık diyeti ve titreşim tıbbı. Bu üç kitaptan oluşan bir yayın akışımız var. Çok ilgileneceğinizi düşündüğümüz bir yol haritası çıkardık. Ama çok yaygın uygulanan bir yanlışla girmek istiyorum. Hocamıza hoş geldiniz dedikten sonra. Efendim hoş bulduk, teşekkür ederim. Çok şıksınız hocam. Çok teşekkür ederim efendim, sağ olun. Hocam açken yemezsen iyileşemezsin. Yemeden olmaz. Bak bir şeyler yemen lazım diyerekten onu sürekli besleme eğilimindeyiz. Ama siz diyorsunuz ki asıl yerse iyileşemez. Neden? Evet. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Bizim iyileşmek için bedenimizin bize söylediklerine kulaklarımızı açmamız gerekiyor. Hastalandığımız zaman, grip olduğumuz zaman ne hissederiz? Canımız hiçbir şey yemek istemez. Başka ne hissederiz? Çok halsiz ve yorgun hissederiz. Vücudunuz size diyor ki yeme, aç kal diyor. Çünkü senin vücudunun mücadele gücünü arttırmak için sindirim sistemi değil, senin immün sistemini, bağışıklığını güçlendirmemiz gerekiyor. Onun için açlık bu anlamda iyileştiricidir. Neden açlık iyileştiricidir? Zira insanlık ve canlıların tarihinde en büyük tehdit insan bedenine kıtlık ve açlıklardan dolayı insanlar ya da canlılar hayatını kaybetmiş. O halde vücudumuz bu anlamda bu geçen zaman içerisinde açlık denen olayla karşı karşıya kaldığı zaman hemen kendi varlığını devam ettirebilmek açısından immün sistemini güçlendiriyor. Buna karşı bir takım refleksler geliştirmeye başlıyor. Aç kaldığımız zaman immün sistemimiz güçleniyor. Onun için bırakın birisi grip olduysa çocuğunuz hiçbir şey yemiyor diye aman ağzına burnuna yiyecek tıkmaya kalkmayın. Vücudu onun iştahının kesilmesi artık gerekli olan şeyin aç kalmak olduğunu kişiye söylüyor. İkincisi de halsizlik. Eğer siz bir hastalığa yakalandıysanız, halsiz kaldıysanız bedeniniz size diyor ki bu bedeni gezdirme, çok fazla işle güçle uğraşma. Onun için istirahat et, senin durman gerekiyor. Onun için yapılması gereken şey bedenimizin bize fısıldadığı şeye kulak vermek. Yani sindirim sistemi vücuda ayrı bir yük oluşturuyor. Evet, ayrı bir yük oluşturuyor. Ve iyileşme sürecini uzatıyor. Uzatıyor. İkincisi de aç kaldığımız zaman bağırsak mikrobiyatamız zenginleşiyor. Bu çok bilimsel çalışmalarla gösterilmiş. Bizim immünitemizin en önemli organı bağırsaklarımızdır. Zira toplam vücuttaki tüm lenf bezlerinin %80'i PR plakları dediğimiz plaklarla bağırsaklarımızın etrafındadır. Ve bundan dolayı da ne kadar sağlıklı bir bağırsaklar, ne kadar sağlıklı bir mikrobiyatanız varsa siz o kadar sağlıklısınız. Ancak bunun için de mikrobiyatayı zenginleştirmenin en iyi şeylerinden bir tanesi çok sürekli sık sık yemeler değil, özellikle bedeni zaman zaman aç bırakmaktır. Sağlıklı bir bağırsağın en belirgin göstergesi nedir hocam? Kolonoskopi ile mi bunu anlarız? Yoksa başka emareleri var mıdır vücudumuzda anlayabileceğimiz? Çok daha basit bir şeyini söyleyeyim size. Bir hekim olarak bana gelen bir hastada öncelikli olarak sorduğum şeyden bir tanesi kolonoskopi şun değil, kabızlık yaşayıp yaşamadığı. Bağırsak hareketlerinin günde ne kadar tuvalete çıkıp çıkmadığı. Ve bu anlamda bunun formu. Artık ne yazık ki günümüzdeki hekimler hastanın bu anlamda bir takım şeylerini, bağırsak alışkanlıklarını sorgulamadan bir ultrasona, tahlile, filme, röntgene ve kolonoskopiye kadar götürüyorlar. Ama öncelikle bu tür
sorunları varsa, eğer ki bir kabızlık problemi yaşıyorsa, onda mutlaka bağırsakla ilgili bir sorunu vardır. Bunun alt yatan nedenleri araştırılmalıdır ve bu iyileştirilmelidir. Kişi de bakarsınız ciltle ilgili egzema ya da otoimmün bir takım problemleri varsa, çoğunlukla o kişilerin kabızlıkla ilgili de problemleri vardır. Onun için yapılması gereken şey mutlaka onu iyileştirmeye yönelik, altta yatan nedenleri ortadan kaldırmaya yönelik çaba gerekir. Yani parlak bir cilt aslında bağırsağın aynasıdır diyebilir miyiz bu açıklamayla? Kesinlikle katılıyorum size. Bir kişinin ne kadar sağlıklı bir bağırsağının olduğunu kişinin yüzüne, bedenine, cildine de bakarak anlayabilirsiniz. Bizim cildimiz bağırsaklarımızın görünen yüzüdür. Çünkü aslında bağırsaklarımız iç organdır ama dışa açılan bir iç organdır. Ve bu anlamda da yüzey genişliği bağırsaklarımızın çok geniş bir alandır. İki tenis sahası kadar olduğu söylenir. Yani bağırsaklarımızdaki bu virüsler, kıvrımları açtığımız, yaydığımız zaman bu kadar geniş bir yüzey. Ve aynı zamanda da dış organımız olan cildimiz de bu anda vücudumuzun aslında en büyük organıdır. Ve bağırsaklarımızla cildimiz bu anlamda birbirini aynasıdır, göstergesidir. Hocam geçtiğimiz gün bir konuğum, yine bir uzman konuğum şöyle bir açıklama yaptı kaynak göstererek. Aslında insan 120-125 yıl yaşayabilecek donanımdadır dedi. Evet. Katılıyor musunuz? Önce onu soracağım. Devamında soru şu, biz erken mi ölüyoruz? Evet. Katılıyorum. İnsanın biyolojik ömrü 120 hatta 150 yıldır. Ve 70 yaşında, 75 yaşında ölen birisi ömrünün yarısında hayata gözlerini kapıyor. Neden çok dolayı? Çok ürkütücü. Evet. Şundan dolayı onu söyleyeyim. Aslında 70'li, 80'li yaşlarda ölsek erken ölüyoruz. Bu anlamda neden erken ölüyoruz? Çünkü biz kendi kullanma kılavuzumuza uygun yaşamıyoruz. Bu anlamda en genel ortak birincisi sedanter yaşantı. Yani bizim bedenimiz, yaratılışımız masa başında oturmaya göre değil, sürekli yürümeye, çalışmaya, koşmaya göre dizayn edilmiş. Sedanter hayattan uzak kalmak zorundayız, bir. İkincisi, beslenmeyle ilgili özellikle son 100-150 yılın getirdiği hapur hapur yemeler. Sürekli haz almak için daha fazla gıda tüketme. Hele ki son zamanlarda çok daha fazla glisemik indeksi yüksek şekerli fruktozu yiyecekler bunlar. Ondan sonrasında bir diğer faktör uykularımız. İşte onda ah bir uyuyabilsem kitabında şey yaptım. Bizim ne yazık ki güneşsiz gündüzler, aydınlık gecelerimiz var. Oysa ki bizim bedenimiz için ihtiyacı olan şey gündüz güneşe ihtiyacımız var, gece de karanlığa ihtiyacımız var. Biz bunları dengeleyemiyoruz. Şu anda insanlar 12'den 1'den önce yatmıyorlar neredeyse. Oysa ki günün ışıklarıyla beraber bizim hayata başlamamız, günün ışıklarının aydınlığının ortadan kalkması beraber de dinlenmeye ve istirahate geçmeye ihtiyacımız var. Artık bir takım şeylerin oluşmasında genetik faktörlerle ilgili modern tıbbın yaklaşımı da değişti. Ben öğrenciyken hastalıklar hep genetik olarak ele alırken bugün genetik dediğimiz şeyi artık epigenetik çerçevesine ele alıyoruz. Yani şöyle bakabiliriz olaya. Bir kitaplık, bir kütüphane düşünün, içerisinde de kitaplar var. Bunlar bizim kromozomlarımızdaki şeylerimiz. Hangi hastalığa yatkın olduğumuz, sağlıklı olduğumuz hep bu burada var. Hangi kitabı çıkartıp okuyacağımıza biz karar veriyoruz. O kitabı şey yapmak. Eğer sigara içiyorsanız, alkol varsa, gece uyumuyorsanız, hareket etmiyorsanız, sedanter yaşıyorsanız, kötü besleniyorsanız tabii ki cildiniz de erken kırışır. Daha çok hastalıklara maruz kalırsınız. Yani bu geni aktif hale getirip getirmemek bizim elimizde. Yani o kitaplıktan o hastalığı oluşturacak olan geni aktif hale getirmek. Onun için cildimiz de aslında bizim beslenmemiz, hareketliliğimiz, uykularımız. Ama bunların ötesinde bir şey söyleyeceğim. Sizin hayata bakış açınız. Hayatta neden var olduğunuzun cevabını doğru vermeniz. Bunları doğru verebildiğimiz, yapabildiğimiz ölçüde aslında sağlıklıyız. Ya da bir başka faktör, etrafınızdaki insanlar.
Belki ben daha iyi ve sağlıklı görünüyorsam bu sadece benle değil, etrafımdaki insanlarla da ilgilidir. Sevdiğiniz, birlikte olmaktan mutlu olduğunuz insanlarla beraberseniz daha iyi gözükürsünüz, daha sağlıklı olursunuz. Ama etrafınızda enerjinizi düşüren, size değersizlik hissi yaşatan insanlarla beraberseniz işte o zaman cildiniz de çöker, kendinize daha erken yaşamışsınız. Onun için insan denen varlık çok değerli, çok kıymetli. Peki hocam, bu etrafımızdakilerin altını bu kadar büyük harfle, büyük çizgilerle çizmenizin nedeni sadece psikolojik kısmı mı? Zira başta konuştuğumuz bağırsak sağlığında mikrobiyatayı çok yakından takip ettiğinizi ve bu konuda uzmanlaştığınızı çok iyi biliyoruz. Burada bir mikrobiyata bakteri alışverişi de var mı? Muhakkak. Birlikte yaşadığımız insanlarla. Mutlu, keyifli insanlarla beraberseniz onların mikrobiyatasını paylaşıyorsunuz. Sarıldığınız zaman, öpüştüğünüz zaman bunların hepsi aynı ortamda bulunan, aynı yerde yaşayan insanların mikrobiyatası birbirine daha çok benzer. Mikrobiyatası birbirine benzeyen insanlar daha kolay anlaşır mı? Hem daha kolay anlaşır hem de daha uzun yaşamasında ya da daha kısa yaşamasında mutlak etkisi var. Yani onun için artık fekal transplantasyon dediğimiz bir olay var. Yani başka sağlıklı bir insanın gaytasının bağırsaklarındaki içeriğin başka birisine nakledilmesi. Bununla ilgili günümüzde artık tedavi olarak kullanılıyor. Hiç kimin aklına gelirdi birisinin dışkısının başka birisine iyileştirme için verilebilmesi? İleri seviye kanser hastalarında güzel sonuçlar alındığına dair bilgiler var hocam. Sadece kanser değil, otoimmün hastalıklarda şunda bunda. Artık bugün hastalıkların oluşumunda, tedavisinde mikrobiyatamız, bağırsaklarımızın içeriği belirleyici bir faktör. Ve bu anlamda da hastalıkların tedavisinde, iyileşmesinde de endikasyonun yeri ve gereği olduğunda sağlıklı birisinin mikrobiyatasının başkasıyla paylaşılması iyileştirici bir özellik taşıyor. Tabii ki şartları, koşulları doğru yapmak kaydıyla. Öncelikle kronolojik yaşa göre genç ya da yaşlı neye diyoruz? 45 yaşına kadar herkes genç. 45 ile 64 yaş arasını biz orta yaşlı kabul ediyoruz. 65 ile 85 yaş arası yaşlı. Ama biz bunu da üçe bölüyoruz. 64 ile 75 yaş arası genç yaşlı ya da çıtır yaşlı diyebiliriz. 75 ile 84 yaş arası orta yaşlı ama 85 yaş üzeri ileri yaşlı diyoruz. Ancak şöyle bir şey var. Esas önemli olan bu kronolojik yaş değil. Biyolojik yaş ölçümleri var. Bunu telomer ölçümleriyle, epigenetik analizlerle kişilerin biyolojik yaşını tespit ediyoruz. Ya da bizim bazı ölçümlerimiz var. Hücredeki oksidasyon seviyesine göre biyolojik yaşını ölçüyoruz. Age ölçümleriyle cildimizden ya da gözden ya da HRV dediğimiz bir takım kalp atım hızı değişikliklerine bağlı olarak yapılan, yapay zeka ile yapılan biyolojik yaş ölçümleri. Esas önemli olan bu. Ben kendi kliniğimde bu biyolojik yaş ölçümlerini yapıyorum. Ve buna göre baktığım zaman kişi geliyor, takvim yaşı bakıyorsunuz 60 ama biyolojik yaşına bakıyorsunuz ki 40. Çok uzun yaşayanlar, yani 100 yaşın üzerinde 24.500 kişinin olduğu Japonya'da bir Okinawa adası var. Bunlarla ilgili bakmışlar, hiçbirisinin öyle uzun yaşayayım diye bir hedefi amacı yok. Ama o kadar uzun yaşıyorlar. Bakmışlar, neden bunlar bu kadar uzun yaşıyor? Hayata ilişkin hiçbir şekilde böyle hedefleri yok ve hayattan keyif alıyorlar. Birlikte yaşama şeyi var, hep toplu olarak, yani sabah kahvaltılarını, akşam yemeklerini yerken hep bir aradalar. Mesela Akdeniz mutfağı diyoruz değil mi? İtalya, bunu tipik örneklerinden bir tanesi. İtalya'da işte o Akdeniz mutfağının özelliği oradaki zeytin, zeytinyağı, yeşillikler mi? Uzun yoksa masa mı? Yoksa üç neslin bir arada orada olması mı? Torunlar, anne baba, dede, nine
bir arada olduğu bir ortamı. Bence o bir arada olma. Ama bana sorarsanız üç neslin bir arada olması insanları uzun yaşatıyor. Üç nesil bir arada yemek yerken ben belli hormonları salgıladığım için mi şifayı etki alıyorum hocam? Oradaki farkı yaratan ve aslında gıdaları bile domine eden güç nedir? Güç nedir? Orada dedenin ya da ninenin torunlarının gözüne bakması. Torunun gelişimindeki hissettiği, ona hissettirilen şey. Torunu geldiği zaman dedesine ya da ninesine sarılması ya da çocuğun babasına, babanın çocuğuna, annenin çocuğuna sarılması. İşte o sarılma duygusu, hep söylüyorum bunu. Fırsat buldukça birbirinize sarılın. Sarılmak kadar bizi iyileştirecek bir şey yok. Yani oksitosin hormonunu salgılatıyoruz ki oksitosin birinden güçlü bir antioksidandır. Sarılmayla salgılanır. Sarılmayla, evet. Sarıldığınız zaman bu oksitosin hormonu salgılanır. Ve oksitosin salgılanınca da bizim dehidroepiandrostenedyon dediğimiz DHEA hormonumuz var. Tıpta yaşlılık hormonu diye geçer. Doğduğumuz zaman yüksektir, yaşla beraber gittikçe azalır. Ona bakarak DHEA düşükse artık yaşlanmışız demektir. Onu yükselten şey işte sarılmaktır. Hayata ilişkin bir takım hedeflerinizin ve amacınızın olmasıdır. Bunu kaybettiğiniz zaman DHEA düşer. Yaşlı karı koca çift gelir, birisi hastadır. O öldükten sonra geride kalan çok fazla yaşamaz. Neden? Hayata ilişkin hedefleri bitmiştir artık. Mevlana ile ilgili bir şey anlatılır. Kitabıma da almıştım onu. Birisi hastalanmış ve ölüm korkusuyla Mevlana'ya geliyor. Mevlana da diyor ki ona, o telaşı görüyor. Telaşlanma diyor. Hastalandığın için değil, doğduğun için öleceksin. Yani doğduk ve hepimiz öleceğiz. Hastalık yok, kalp krizi yok, kanser yok, şu yok bu. Bir şey sebep olacak bunlara. Doğduysak mutlaka öleceğiz. Onun için bu felsefeyle hayata bakmak ve yaşantıyı da buna göre dizayn etmek gerekiyor. Yani ama böyle bir biyolojik ömrümüz varsa bunu kısaltan bizim yanlış yaşama biçimlerimiz. Peki hocam, yaşam ömrünün kara kutusu telomer. O evet. Konuda da bilgi almak isterim sizden. Zira beslenme ile telomerin sağlığını muhafaza etmek, eğer mümkünse uzunluğunu daha da uzatmak mümkün mü? Yoksa telomer uzunluğu bir kader midir kişi için? Yok. Telomeri biz uzatabiliriz de kısaltabiliriz de. Yani, kader değil. Evet. Eğer ki sigara içiyorsanız, çok stres ve kaygı içerisindeyseniz, kendinize, etrafınıza ilgili pişmanlıklarınız, affedemedikleriniz, öfkeleriniz varsa, uyku problemleri yaşıyorsanız, yani gece 10-11 olduğu halde hala yatmamışsanız, tabii ki kötü besleniyorsanız, yüksek glisemik indeksi besinler yiyorsanız, çok çeşitli tabii ki, o zaman telomeriniz elbette ki kısalacaktır. Ama kendinizi öfkeyle, pişmanlıklarla, affedememekle değil de etrafınıza, kendinize hep sevgiyle yanaşıyorsanız işte o zaman kendi bedeninize de barışık olursunuz, diğer insanlarla ve çevrenize de barışık olursunuz. Yani bütün her şey aslında barış halinde olmakla mümkün. Günümüz modern insanı tanımlayacak olsak, günümüz modern insanı doğayla, çevreyle ve mutlak yaratanla bir çatışma halinde. O bağını koparttı. Hocam, bir tıp doktoru olarak buraya kadar yaptığınız tüm konuşmalar aslında insanın psikolojik dünyası, duygu evet. dünyası ile ilgili şeyler evet. söylediniz. Yine bir başka yayında çok kıymetli bir açıklamanız var ve diyorsunuz ki modern tıp semptomları gidermeye çalışır. Evet. Oysa ben o semptomların kaynağı olan nedenlerin peşindeyim. Evet. Peki hal böyle olunca biz garip vatandaş, gömleği yanlış yerden ilikleyen bir düzenin içinde miyiz? Evet, yani sadece siz değil, kendimi de o işin içerisine katıyorum. Tıbbı bu anlamda ben aslına bakarsanız felsefenin bir alt dalı olarak görüyorum. Ve bu bağlamda da aslında zaman zaman üniversitelerde de yaptığım şeylerde, konuşmalarda da
tıp öğrencilerinin bence ilk yıl okuması gereken ders anatomiden, fizyolojiden daha önemli felsefe okumaları gerekiyor. Neden var olduğunun sorusunun cevabını vermeden anatomi okumak, fizyoloji okumak, fizyopatoloji okumak sınıfta kalmaktır. Ya da az önce bahsettiğiniz gibi düğmeyi yanlış iliklemektir. Hocam hastalar kendi kendilerinin de bir anlamda reçetesini yazar hale geldiler. Evet. Lafı nereye getireceğim? Çok duyduğumuz söylemler var. İşte glutatyon, ozon. Bir de sizin de mutlaka sık rastladığınız ve belki de yaptığınız bir durum. Ay biraz burnum aktı, gideyim de bir serum bağlatayım. Bu yaklaşımlar sizin için ne ifade ediyor? Önerebileceğiniz yöntemler midir? Evet, hastanelerin bu kadar çok olması, seçeneklerin bu kadar fazla olması, gribal enfeksiyon geçiren birinin hemen serum taktırmaya gitmesi hekim olarak yanında durduğunuz bir çözüm mü? Şimdi günümüzde her geçen gün yeni bir takım popülist bir takım şeyler gelişiyor. Bu dediğiniz şeyle ben çok karşılaşıyorum. Ozon için geliyor, glutatyon için geliyor, C vitamini alayım diyor. Öncelikle kokteyl var bir de hocam. Kokteyl. Öncelikle ihtiyacı var mı? İhtiyacı varsa bunları yapmak gerekiyor. Yine son yıllarda popüler olan şeylerden bir tanesi glutatyon. Glutatyon niye popüler? Çünkü glutatyon bildiğimiz en önemli antioksidandır. Gerçekten vücudun en önemli antioksidanı, bu anlamda antioksidanların da patronu olduğunu söyleyebiliriz. Kendisi antioksidan olduğu kadar başka diğer antioksidanların sentezini de sağlar. Ama kişide eğer ki bir oksidatif stres durumu söz konusu değilse o kişiye antioksidan olarak glutatyon vermenin çok fazla bir anlamı yoktur. Zira o verdiğimiz glutatyon 15-20 dakika içerisinde o oksidanları nötralize ettikten sonrasında çözülecektir. Glutatyon dediğim şey 3 amino asitten oluşuyor. Glisin, sistein, glutamin. Evet, 15-20 dakika içerisinde şey yapıyor ama bu amino asitler parçalanıyor. Bunlar tekrardan karaciğerde yeniden glutatyona dönüşüyor. Yani o kişiye bu amino asitleri de birlikte vermiş oluyorsunuz. Evet, faydası var mı? Var. Ama faydası var diye endikasyonu olmayan bir kişide uygulanmalı mı? Bana göre yanlış. Aynı zamanda vücudumuzda bazen öyle bir şey söz konusudur ki kanser ve bu kanserle ilgili belli tedavi alıyorsa, örneğin kemoterapi alıyorsa, kemoterapatikler o kanser hücrelerinde oksidan bir etki yaratarak tümör hücresini öldürür. Biz o kişiye, oksidan bir tedavi alan kişiye glutatyonu verdiğimiz zaman o kemoterapatiğin etkisini ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Kemoterapitikle de kişiyi olumsuza, negatife doğru da kaydırabiliyor. Şimdi izin verirseniz tam o soruyu sormak isterim hocam. Tüm dünyanın tartıştığı bir konu, kanserin bu kadar çok yaygınlaşmasına bağlı olarak kemoterapi yolu denenmeli mi, denenmemeli mi? Ama ben soruyu izin verirseniz şöyle sormak isterim. Malum paket üzerinden alınıyor kemoterapiler. Evet. Ve hasta 4 seans, 5 seans gidiyor, olduğundan çok daha kötü etkilerle paketi bitirmek üzere devamlılık sağlıyor. Sizce burada esas verilen paketin tamamlanması mı olmalıdır? Şimdi yıllardır bu konularda çalışan bir hekimim ve mutlaka ve mutlaka kemoterapide olduğu kadar diğer şeylerde hepsinde mutlaka kişiselleştirilmiş bir tedavi yöntemi belirlenmeli. Bir. İkincisi, belli başlı bir takım kanser türlerinde uygulanan kemoterapötikler yarar zarar dengesine göre doktor bu anlamda bunu şey yapıyor. Ama bunun da bir çılgınlığını görüyoruz. Bazen o kadar çok ifrata kaçılıyor ki artık o kişi ne yazık ki bazen kanserden değil yapılan kemoterapiden ölüyor. Bu anlamda burada doğru bir şey uygulanması gerekiyor ve bu doğrulukla beraber biz integratif onkolojik uygulamalar yapıyoruz. Ne gibi? Şimdi az önce bahsettiğiniz ozondan bahsettiniz, C vitamininden bahsettiniz. Bunlar düşük dozda antioksidandır. Ve bu antioksidan tedaviler
bir kişinin daha sağlıklı olması için gerektiğiyken, kanser olan bir hastada, kemoterapi gören bir hastada düşük doz C vitamini, düşük doz ozon hastaya zarar verebilir. Dolayısıyla bu tür kişilerde bu uygulamalar yanlışken, bu ozon ya da yüksek doz ozon ve yüksek doz C vitamini tedavileri dozu arttırdığınız zaman oksidan bir seviyeye ulaştığı için artık kişilerde kemoterapötikle beraber onun oksidan etkisini arttırıcı etki göstermeye başlar. Bu konular benim Murat Balanlı'nın fikri değil. Bu konular artık PubMed'de dünya çapında çok önemli bilimsel şeylerde yapılan, çalışılan yayınlar. Yani kimisini şifa olup iyileştirirken kimisinde tam tersi tepebilir. Evet. Mutlaka onun için kişiye özel olarak belirlenmeli. Hem kişiye özel hem o hastalığın o kansere dönük olarak yapılabilecek tedaviler. Onun için rastgele ben yaptım iyi oldu şu iyileşti. Ya şu kişiye biz yüksek doz C vitamini tedavisi uyguladık işte kanseri iyileşti. Evet bizim hastalarımızda var mı? Var. Ama bunu bir kişiye yönelik olarak yapılanla çıkıp da bunu iyileştirir demek doğru değil. Artık şu güzel haberleri de çok alıyoruz. İşte tıbbın, hekimlerin kategorize ettiği birinci evre, üçüncü evre, dördüncü evre. Dördüncü evreden dönen o kadar çok hasta var ki bu güzel haberi bizim alıyor olmamızdaki hangi gelişme, neye borçluyuz biz? Burada şunu çok şimdiye kadarki hasta tecrübemde ben onu görüyorum. Hedefini, amacını ve umudunu kaybetmiş bir hastaya yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Kişi bu süreç içerisinde kendisini iyileşmenin bir parçası olarak gördüğünde bedenine iyileştirici impulsları göndermeye başlıyor. İnanması lazım. Ama bu anlamda ümitsizlik sadece bir duygu değil, kişinin kendi bedenine, kendi hücrelerine fısıldadığı çok kötü bir şey. Ve bu kişiyi bitiren, aslında ölüme yaklaştıran en önemli şey bu. Ümitsizlik. Neyi fısıldıyor hocam? Ümitsizlikle hücrelerini. Bu şöyle bir şey. Aslında korku, ümitsizlik insanın immün sistemini, bağışıklığını en çok zayıflatan duygu. Bizim bedenimizi, sağlığımızı iyileştiren en önemli şeylerden bir tanesi şükür. İyileşmek demek şükürle gerçekleşir. Uyku kitabında da bahsediyorum. Yatmadan önce ve sabah kalktıktan sonra en önemli ritüel kahve. Hayır, şükür. Biliyorum, dikkat çeksin diye söyledim hocam. Evet, niçin kahve bu kadar ters köşe ve dikkat çekici bir söylemle girdim? Evet. O kadar yaygın ki bundan 10 yıl önce ülkedeki kahve dükkanlarının sayısının bu kadar artacağı söylense iş yapmaz derdik. Biz çaycı bir toplum olduğumuzu sanırken her yer kahve dükkanı. Ve şunu çok duyuyoruz. Yavaş yavaş uyku uyuyamamaya geliyorum. Sabah kahvemi içmeden güne başlayamıyorum. Sizin kahvaltı ile ilgili görüşlerinizi daha önceden biliyoruz. Kahvaltı yapmayın diyorsunuz. Ama bunun içinde kahve için var mı? Güne hiçbir şey yemeden 2-3 kahveyle başlayan insan kendine ne yapmış olur? Günlük tüketilen kahve ile melatonin düzeyi arasında bir bağlantı var. Bilimsel çalışmalar bunu gösteriyor. Melatonin düzeyi ile de kanser arasında bağlantı var. Yine bilimsel çalışma. Melatonin düzeyiniz düşükse daha çok kanserle karşı karşıyasınız. Ancak bir şeyi o kadar çok fazla kötülemek, övmek de yanlış bana göre. Kahve ile ilgili çok göklere çıkartmak da yanlış. Günümüzde dediğinizin farkındayım. Çok fazla artık kahve işleri yapılıyor. Bu kadar çok kahve tüketilmesini kesinlikle ben sağlıklı bulmuyorum. Kahve tüketilebilir mi? Yine kişiye göre. Yani bazı insanlar vardır, kahve içtikleri zaman gece uyuyamazlar. Bazı insanlar da vardır, hiçbir şey yapmaz. Orada kahveyi metabolize eden enzimlerle ilgili olarak kişiye göre değişir.
Eğer ki bu anlamda kahvenin metabolize edilmesinde sorun yaşayan bir metabolizmaya sahipseniz kahveyi az tüketmenizi ya da hiç tüketmemenizi öneririm. Vücut sinyal mi veriyordur? Aynen öyle sinyal veriyor. Ama kahve de içerdikleriyle antioksidan bir özelliği de var. Ve bu anlamda güne başlamada onun yarattığı etkiyle dikkat ve odaklanmayı arttırıcı etkisi var kafeinden dolayı. Ben mesela bazen hastalarıma kahvaltıyla ilgili sabahı böyle bir kahve, hatta kurşun geçirmez kahve diyoruz. Kahve yapıldığı zaman içerisine biraz Hindistan cevizi yağı katmak. Onu kattığınız zaman artık açlık duygusu ortadan kalkıyor ve 3-5 saat daha aç geçirebiliyorsunuz. Sizin sabah kahvaltı öncesi tercih ritüelinizde var mı Hindistan cevizi yağlı kahve? Her zaman Hindistan cevizi yağlı değil ama kahve şeyi var. Tabii ki şekersiz. Mutlaka. Bir tane mi içersiniz? Genelde bir tane içmek bana yetiyor. Evet. Az önce hücre düzeyindeki haberleşmeden bahsettiniz. Güzel. Kapanışı o mutlak sonla yapalım isterseniz hocam. Oradaki açıklamanızla biz şuraya gelmiş oluyor muyuz? Kişi aslında yaşamdan vazgeçtiğinde bunun bilgisini hücrelerine veriyor ve kendi ölümünün kapısını da kendi mi açıyor? İleri giden bir soru sormadım umarım. Aynen öyle. Zaten sorunuz cevabın kendinde içeriyor. Kişi ölmeye kendi mi karar veriyor hocam? Karar veriyor. Ve hücreye bunu mu fısıldıyor? Evet. Yani bu anlamda hastalanmaya da ölüme de biz kendimiz şey yapıyoruz. Zira insan az önce dediğim mutlak varlığın, şafi sıfatı alan varlığın bir yerindeki tecellisi. Yani insanda şifa potansiyeli var. Biz bu şifa potansiyelini yok saydığımız zaman evet kendi bedenimize şifayı değil de hastalığı ve ölümü fısıldadığımız zaman işte o zaman şey yapıyoruz. Bakın Selçuklu dönemindeki sağlık yerlerinin, beldelerinin ismi neydi? Şifahane. Şifahane. Bugün ne? Hastahane. Hastahane ismi olumsuzluk çağrıştırıyor. Şifahane ise iyilik çağrıştırıyor. O bile, şifahaneye gittiğiniz zaman bile iyileşirsiniz. Bu anlamda bu çağrışımlar yok sayılmamalı. Günümüzde modern tıp ne yazık ki artık bir endüstriyel tıp haline dönüştü. Ve bu endüstriyel tıp insanların şifa bulması, iyileşmesi için değil, semptomlarının, şikayetlerin ortadan kalkması için. Günü kurtarmak. Günü kurtarmak. Tansiyonu yükselmiş. İlacını verelim, tansiyon düşsün. Bunun altındaki yatan nedenler, kişideki, vücuttaki enflamasyon, oksidatif stres, insülin direnci, toksisite, bunlar devam ediyor. O kişi o zaman bugün hipertansiyona yakalandı, ilaç verdin, kan basıncı. Yarın kanser olacak bu alt yatan nedenler varsa, o yok. Yarın beyin damarı tıkanacak ya da kalp damarı tıkanacak, kalp krizinden ölecek. Bu nedenlere çözüm olarak getirilen tansiyon ilaçlarıyla gün kurtarılır ve evet, oradaki yangın hafif harı söndürülürse ileride çıkabilir. O bir sinyal. O bir sinyal. Sinyali duymazsanız ötesi daha mı karanlık? Kesinlikle. Yani bu şuna benziyor. Araba kullanıyorsa araba motorundan sürekli takır takır gürültü geliyor. Sesi izole ettiniz, kulaklık taktınız, artık ses yok. Ama araba sizi bir kilometre sonra yolda bırakacak. Yani bir kişide hipertansiyon ortaya çıkmaya başlamışsa o kişide dam akıyor demektir. Alta kova koydunuz. Aslında ne diyordur o vücut? O vücut ne diyor? Hayatında diyor yolunda gitmeyen şeyler var. Yani kendinle olan ilişkini, diğer insanlarla olan ilişkini, dolayısıyla buna bağlı olarak kendine verdiğin değer, dolayısıyla beslenmen, dolayısıyla uykuların, dolayısıyla öfke kontrolün yaşam, belki, öfke kontrolün, çatışmaların, yani ne yani neyi iş yapamıyorsun, neyi çözemiyorsun? Bu konuda insan kendine bakması gerekiyor ama
ne yapıyoruz? Ha, bir tansiyon ilacı verdik, olayı söndürdük. Evet, artık tansiyonu yok. 50 yaş üstü tansiyon ilacı kullanmayan neredeyse yok gibi. Neredeyse, evet. Yani hiç şaşırmıyoruz artık. Şaşırmıyoruz artık. Herkesin cebinde bir tane tansiyon ilacı ya da bir şeker ilacı ya da otoimmün hastalıklar çok yaygın. 3-4 tane bayanın cebinden bir tanesi de mutlaka bir Ötrox ya da Levatron ilaç çıkıyor. Hashimoto hastası. Bizim öğrencilik dönemimizde bu kadar yoktu. Yani 82 yılında girdim ben Ege Tıp mezunum. O zamanlar Hashimoto hastası. Bu hastalığı bile zor telaffuz ederdik yani. Artikülasyonu zor bir hastalık. Evet, artikülasyonu zor. Hocam bu üç kitabın özetinde şu soruya ne cevap verir Murat Balanlı? Evet. Bir insanın kendi hayatı için yapabileceği tek bir şey seçin desek ne seçersiniz? Kendiniz için bunu yapın. Üç tane şey söylerim. Birincisi şükredin derim. İkincisi sevdiklerinize sarılın derim. Üçüncüsü de aç kalın derim. İnsan da modern tıbbın babası bu bağlamda Descartes'tir. Descartes diyor ki insan bir makinadır. Hastalık da makinanın arızalanması. Ben öyle görmüyorum. İnsan bir makina değil. İnsan fizik bedenin yanında zihinsel, duygusal ve ruhsal bir enerji bedendir. Ve iyileşme onun için bu enerji bedende gerçekleşir. Makine olarak bakarsanız da gideceğiniz yer, evet, bellidir. Bellidir. Hocam çok teşekkür ediyorum. Uzman Doktor Murat Balanlı, iç hastalıkları uzmanı. Ah Bir Uyuyabilsem, Titreşim Tıbbı ve Açlık Diyeti. Hay kitaptan çıktı ve hepsi kitap evlerinde var. Ulaşabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum bu çok efendim, kıymetli sohbet için. Ben de çok teşekkür ediyorum. Hem sorularınızı yönlendirdiğiniz şeyler bence çok kıymetli. Umarım iyi olmuştur. Çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı bekliyoruz.